3 Haziran 2020 Aydın Atça'dayız. Aydın Atça, evet. Yanımızda Hakkı Demirkesen. Burada sılaştık mısır tarlalarında. Rekor gübre, yaprak gübremizi kullandılar. Biz de bugün kontrol yapıyoruz. Burada kısmı bazı sorunlu yerleriniz vardı. Onlar da kullandınız. Evet. Tabii bu arazide de şu an burası 5000 metrekare bir yerde gene kullandık. Sılaştık bir mısır. Ne zaman diktik? Öncelikle mısırın dikim tarihi nedir? Bunun? 1 Nisan 2020 tarihinde. 1 Nisan 2020. Evet. Cins olarak nedir? Dekalp. Dekalp cinsi. Sılaştık. Sılaştık mısır. Şimdi bugün 3 Haziran. Burada neler oldu? Gelişim konusunda, büyüme konusunda, yaprak genişliği neler söyleyebilirsiniz? Yani bu sene mevsimsel olarak biz bu yeri erken dikip daha hızlı büyütmeye planlıyorduk. Havalar biraz soğuk gidince, yani ilk etapta bu mısırın çıkması biraz gecikti. Yani şimdi hava hem soğuk oldu, hem arkadan sıcak yaptı. Evet. Aslında bu bitkinin biraz hızlı büyüme hızını yavaşlattı. Ama ilk etapta tabii biraz o yüzden büyümedi, sıkıntılıydı. Rekor gübreyi ne zaman uyguladık mesela? Tarih olarak? Tarih olarak ne kadardı yani, ya da boyut en olarak? En fazla hani bir aylıkken, yani içine traktör girebilecek. Mayıs'ın başı gibi o zaman hani diyelim. Yani diyelim. Kaç uygulama yaptık burada? Şu an yapabildik. Burada bir sefer yapabildik. Yaptık, evet. Zaten büyümeyi desteklediği için mısır da hızlı gelişti. Şimdi şöyle yaprak genişliğini görün. Şöyle koyduğum zaman. Ha, bugün de çekim yapıyoruz ama hava gerçekten çok rüzgarlı. Şöyle köklerini de gösterelim. Bunların dikim sıklığı kaça kaç dikimli şeylere? 70 santim. 70 santim. Sıra üstü onu tam olarak bilmiyorum yani, aşağı yukarı 18, 20, 15 yani gibi. O civarda. Çok sık ya da çok seyrek. Şimdi sizin değil. Başka yerde de sılaçlık mısırınız var. Esas amacınız oradaki bir çok büyük boyut farkı vardı. Evet. Tabii şu an o boyut farkı kapandı. Hemen hemen yani. Çünkü çok gerideydi. Yani müdahale etmesek, bu rekor gelişim belki kullanmamış olsak. Orası rekor gübre, yaprak gübresi. Yaprak gübresini kullanmamış olsaydık, evet, bu açık kapanmayacaktı. Çok geride kalacaktı yani. Çok geride kalacaktı. Peki önceki senelere göre siz devamlı hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Kendi hayvanlarınıza yediriyorsunuz. Buradaki şu anki görüntü, yani 2 aylık bir görüntü. Evet. Ne düşünüyorsunuz verim anlamında geçen senelere göre, şu genişlik, yaprak genişliği, bitkinin şu mesela bel kalınlığı olsun. Evet. Özellikle şu onlardan bahsedelim. Yaprak kalınlığı çok iyi. Yaprak kalınlığı iyi. Yani hem genişlik olarak hem kalınlık olarak. Evet. İki türlü de. Yani dolgunluk biraz daha fazla bitkide. Dolgunluk fazla. Bu da zaten tonaja, yani verime yansıyacak. Yansıyacak. Herhangi bir soğuk veya sıcak etkisi var mı şu an üzerinde? Hasarı vesairesi bir şeysi oluştu mu? Şu anda oluşmadı. Yani çok bizim buralarda şu an son 10-15 gündür bayağı aslında soğuklar etkiledi, ama bitki etkileyecek kadar da hani soğuk kurup bitkinin büyümesini çok da engelleyecek bir şey olmadı. Olmadı. Ama mutlaka tabii olmuştur. Muhitin adını bir daha söyleyelim mi? Atça'da. Nedir burası? Yer olarak nereye geçiyor? Burası Çayiçi mevki. Çayiçi mevki. Evet. Bu bulunduğumuz tarla 5000 metrekare. Bir de yoncadan bahsedin. Yoncanızda da verdiniz. Yoncada, orada da deneme yaptınız. Kısmi uygulamalar. Aynı şekilde mısırlarda olduğu gibi yoncada da, hı-hı, gelişinden, yani ilk biçimden sonraki büyümesinde, evet, böyle yaprak genişliği, boy uzunluğu farklılaştı. Farklılaştı. Bundan önceki en son biçişimde mesela yaklaşık ben, kimi yerlerinde bel hizama kadar. Yani ben 1.75 boyundayım. Evet. Bel hizama kadar boylanan yerler oldu. Yerler oldu. Şimdi, evet, rekor gübre, yaprak gübresi burada gelişimi hızlandırdı. Geri kalma, dalgalanmayı önledi. Önledi. Yani diğer tarlamızda oraya gidemedik daha. Evet. Dalgalanma konusunu çözdük. Büyüme ile ilgili gelişim sorunu yaşanan yerde büyümeyi sağladı. Mesela o dalgalanma olan yerde diye önde olan bitkiler yaklaşık 50 santim boyundayken, hı hı, diğer taraf mesela bir karışık gelmiyordu. Evet. Çok gerideydi. Şu an? Şu andaki aradaki fark, yani hem büyüdü hem yeşillik bitkinin tabii orada arttı. Orada şöyle bir durum oldu. Tabii bütün alana uygulama yaptıkları için. Evet. Normal büyüyen yerde büyüdü. Arkadaki yerde büyüdü. Öbür geride kalan yerde büyüdü. Yani her iki kısma da aynı faydayı sağlamış oldu ve, evet, birbirini dengeledi. Dalgalanmayı ortadan kaldırdı. Rekor gübreyi tavsiye eder misiniz? Öncelikle Aydın mısır üreticilerine, Türkiye'deki mısır üreticilerine gönül rahatlığıyla. Ya bu sene ben ilk defa kullandım. İlk defa kullandınız. Yonca'da. Evet. Bunun öncesinde aynı şekilde zeytinlikte, hı, denemek için kullandım.
herhalde onun faydasının olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı-hı, attığım yerlerde zeytin sonraki 2 senede 3 senede zeytinliği aldık. Mesela atmadığım yerlerde zeytin olmadı. Yani atılan yerle atılmayan yer arasında büyük fark gördünüz. Büyük fark tutum olarak diyelim. Zeytin tutumu. Tutumu olarak. Bu sene tutum oldu. Atmadığınız yerde olmadı. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim yani. Yani burada denediniz Yonca'da mısır, sılaçlık mısır, zeytin. 3 kalem üründe denemesi yapıldı. Uygulaması, denemesi demeyeyim. Bütün tarlalara uygulandı. Evet. Burada mısırda, Yonca'da komple yaptık. Yonca'da yaptık. Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Buradan Türkiye'deki hayvancılık yapan, evet, sizin gibi kendi yemini üreten üreticiler mutlaka sizi izleyecek. Hı hı. Onlar da bu işi görüyorlar. Şu an tam gerçi net bir şey gösteremiyoruz ama görüldüğü üzere. Şöyle şurayı da gösterelim mi? Burada görüldüğü gibi gövde kalınlıkları. Şurayı da şöyle gösterelim. Yani şey anlamında genişlik, şu kutur şöyle gördüğünüz gibi. 2 aylık bu. Bu daha büyüyecek. 1 Nisan. Yani hasat süresine daha 1,5 ay vardır. 1,5 ay var ve hava çok kötü gidiyor. Hala serin. Serin yani. Bu onun şu an rüzgar, fırtına var. Böyle bir iklimsel dengesizlikte şu büyüme, şu kalite bence mükemmel. Bence çok iyi, evet. Yani bunun demek oluyor ki bir faydası var. Bir faydası var ki bu strese karşı bitkiyi güçlendirip harekete geçirebiliyor. Yani gördüğünüz gibi ortada. Kaç günde mesela hareket sağladı? Yaptınız, attınız. Kaçıncı günde gözlem yapmaya başladınız? Yaklaşık gözleyebildiniz mi? Özellikle fark olan yere gittim. Bir 10 gün içerisinde gördüm yani. 10 günde gördünüz. Bitki hani çok hani direkt boylanmıyor ama o sarılığı, o cansızlığı atmaya başladı. Yani bitkinin klorofil oluşumu, gövde yaprak rengi, evet, yeşillenmeye başlıyor, koyulaşmaya başlıyor. Bitkinin herhalde beslenmeye gösteriyor artık yani. Ya şimdi bitkilerde klorofil oluşumu arttıkça enerji üretimi de artıyor. Bitki kendini geliştirebiliyor, stresini atabiliyor, su ihtiyacı azalıyor, birçok şeyi, evet, dengeleyebiliyor ve sonuç itibariyle bu duruma geliyor. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Buradan bütün Türkiye'deki mısır üretimi yapan, sılaçlık mısır üreten, tanelik mısır, yonca üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese selam olsun. Yani bir fayda görmek ya da tonaj artışını görmek istiyorlarsa, evet, rekor gübreyi kullansınlar.